Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 9 Kasım günlerden çarşamba. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak, her 3 araçtan biri Bursa'dan başlıklı haber yer alıyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Şahin, ülkemizde imal edilen her 3 araçtan birisi Bursa'da üretiliyor. Bursa'da günde 1250 araç banttan iniyor dedi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemizde 4. kez yapılacak olan otomotiv buluşmaları Türkiye organizasyonu başladı. Binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 38 ülkeden 300 sektör temsilcisinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde açılış konuşmaları ve konferanslar yapıldı. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak, dünya kriz, biz fırsat konuşuyoruz başlıklı haber var. Hasankeyf, Gercüş Tüneli açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var dedi. Erdoğan, dünyanın gündeminde kriz varken, dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Biz büyümeyi konuşuyoruz dedi. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya Millet Bahçesi. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 76 dönüm alana sahip Millet Bahçesi için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, spor, eğlence ve sosyal donatı alanları Millet Bahçesi'nin Mustafa Kemal Paşa'ya çok yakışacağını söyledi. Geçelim bir diğer haberimize. 530 bin Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, istikrar sağlamaya yönelik çabamız sayesinde 530 bin Suriyeli ülkesine döndü dedi. Ve Bahçeli'nin açıklaması var sırada, doğal ve doğru bir adım dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifi için AK Parti heyetinin HDP ile görüşmesinin doğal ve doğru bir adım olduğunu söyledi. Bahçeli, bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır dedi. Sırada ise Nebati'den ticari kredi açıklaması başlıklı haber var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ticari kredi faizlerinin Temmuz sonunda %30 civarındayken şimdi %18'lere gerilediğini belirterek bankacılık sektörünün kredi hacmi yıllık %68.2 arttı dedi. Ve vakalarsa artabilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında Covid vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Koca, sağlık çalışanlarına teşvik ödemesiyle ilgili birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak dedi. Ve gözlerimizi Yıldırım'a çeviriyoruz. Yıldırım'da minik kaşifler yetişecek. Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilerek Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak ilçeye kazandırılacak tarihi medrese çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki haberimiz barınak öğrencilerle dolup taşıyor. Osman Gazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi haftanın belirli günlerinde öğrencilerle dolup taşıyor. Can dostlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere hayvan sevgisi erken yaşta aşılanıyor. Sürmanşete bakalım. Sağlıkta kadro cetveli yenilenmeli. Vapoğlu ön lisans ve lisans mezunu olmalarına rağmen kadro cetvelinde tanımlamaları yapılmadığı için atama bekleyen binlerce gencin mağduriyetinin giderilmesini istedi. Diğer gazetemize bakalım. Yeni dönemdeyiz. Yeni dönemin bugünkü manşetinde ise doğru bir adım başlıklı haber var. Anayasa değişiklik teklifi için AK Parti heyetinin HDP ile görüşmesinin doğal ve doğru bir adım olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye nasıl baktığımız belli. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur dedi. Bir diğer haberimiz ise 3 milyon konutu dönüştürdük. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kentsel Dönüşüm Sempozyumundaki konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. Bugün 81 ilimizde dönüşüm çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz dedi. Ve Zafer Sevinci. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin ikinci yılı coşkuyla kutlandı. Zafer günü kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde yürüyüşler düzenlendi. Bir diğer haberimiz ise en büyük katkıyı Türkiye yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'le birlikte İstanbul Tağıl Anlaşması'nın imzalanmasını sağladık. Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk. Anlaşma sayesinde dünya gıda fiyatları endeksi %9'a düştü dedi. Ve Meydan gazetesindeyiz. Meydan'ın bugünkü manşetinde ise otomotivde hedef büyüdü başlıklı haber var. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde 38 ülkeden 300 sektör temsilcisinin katıldığı 4. otomotiv buluşmaları başladı. Konuşmacılar TOG'la beraber ihracat hedefinin 40-45 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ve yüksek hızlı tren hayal oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, 4 yılda bitirme vaadiyle 2012'de temeli atılan Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek hızlı tren hattının hala bitirilemediğini ve hayal olduğunu söyledi. Bir diğer haberimiz, 2023'te ne kadar tatil yapacağız? 2022 yılının sonlarına gelinirken 2023 yılında ne kadar süre resmi tatil yapılacağı merak konusu oldu. Çalışanlar küçük bir dinlenme molası haline gelen tatil günlerini adeta iple çekiyor. Hemen altındaki habere bakalım. Öğrenciler can dostlarla buluştu. Osman Gazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi öğrencilerle dolup taşıyor. Can dostlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere hayvan sevgisi erken yaşta aşılanıyor. Sürmanşette ise Erdoğan'dan telafi vaadi başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımızı kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz dedi. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.